Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir kart vizit tasarımı nasıl yapılır ve en ideal renkler nelerdir? Nasıl şeyler koyabiliriz? Yani fazla uzatmadan direkt şeye geçelim, anlatıma geçelim. Öncelikle arkadaşlar çizimlerimizin çizgilerini belirleyelim. Ben şöyle bir şey yapayım. Ben bunu örnek olarak bir dolu baskıdan aldım. Şimdi bu şablonun içindeki yazılardı. Yazıları silelim. Bu çizgiler bunlar koymuşlar. Kalsın arkadaşlar. Biz de onun üstünden yapalım. Bu tasarım bizimki. Ben bu tasarımı siliyorum. Hatta bizim layer'a da ihtiyacımız yok. Biz bunun üstünden yaparız. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle bir modele ya da arkada kullanacağımız bir rengi ihtiyacımız var. Ben bu rengi şöyle size göstereyim arkadaşlar. Benim aç dedim. Bakalım neler çıkacak. Benim burada işte yapan var. Kart vizit demeyelim. Geri diyelim. Arka planlar olarak. Şimdi bunda arkadaşlar biraz nasıl bir halka atalım. Düşünüyorum. Ben şunu seçtim arkadaşlar. Açalım. Şu an çizgiler üstünde olsun. Çünkü yazı alanları ve benzeri şeyler. Bunun üzerinde görelim. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı alanlar kesme alanları. İç beyaz kısımda yazıların çıkma. Yani çıkmasın oradan diyorlar. En ideal kartvizit budur. Ölçü budur diyorlar. Biz onun için ben mesela şu an bile kartvizit tasarımları yapıyorum. Hani bu kartvizit tasarımları ile birlikte çalıştığım firmalar da var. Örneğin arkadaşlar şu an bir çizim olarak neler yapabiliriz onu düşünelim. Hani mesela aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey yapamıyor musunuz? Örnek olarak arkadaşlar benim örnek tasarımlarım da var. Ben mesela PSD olarak. Kartvizit diyelim. Genel model diyelim. Örneğin ben 5'e işaret koymuşum. Arka diyor. Önü diyor. Örneğin arkadaşlar böyle çizgiler koymuşlar. Ben bunu nasıl yapabilirim? Ben mesela ben şu ikisini çok sevdim diyelim. Getirdim buraya. Ama şöyle bir şey yapalım. Hemen direkt silgimizi alalım. Onları silelim. Onları sevmedim. Şöyle yapalım. Örneğin burada başka bir şey göremiyorum. Onun için aç diyorum, geri geçiyorum. Ben orada genel modem yazmışım. Şimdi onu yeni fark ettim. Mesela bunda gerçekten de güzel şeyler var. Şimdi top ve center diyor. Yani o center dedi. Orada dedi ki şu an oynattıklarımda şu an neden burada böyle durdular? Ben de tam bilmiyorum. Yani şu an sizinle birlikte öğreniyoruz arkadaşlar. Onun için pek de bir dert etmiyorum. Evet.
Mesela arkadaşlar ben bu ikisini burada beğenmedim diyelim. Ya da bu hiç uyumlu olmadı. Şunu Ctrl T yardımı ile büyütmek istiyorum. 110 nasıl olur? İdealdir, güzeldir. Ben şu an arkadaşlar internet tarayıcımı kullanarak birkaç tane icon bulalım diyelim. Ben bu iconları bulurken Roger PNG Şimdi arkadaşlar bu tasarıma bakalım. Şuradan renklere bakarak arkadaşlar ona göre seçeceğim. Bu bir web tasarımcı olsun. Resmi kaydettiğim. İşte depom içinde örnekler demeyelim. Direkt iş depomun neyse örnekleri gitsin örnekler üzerinden bakarız. Şimdi aç diyelim. İş depom örnekler. Örnekler çoktur arkadaşlar. Mesela kartvizit örnekleri bakarak yapıyoruz biz de. Buraya koyalım. Şimdi Ctrl T yardım yine. Evet arkadaşlar şu an siyah. Alt kısmı siyah. Laptop siyah olmaz. Laptop farklı bir renk yapalım. Ben ton olarak şöyle bir ton seçersem ne olur? Olmadı. Peki bu tonu biraz kırmızımsı bir hava katan biraz daha açığa kaçsın. Şuradaki noktayı tekrardan siyah yapalım. Şimdi örnek olarak farklı bir şeyler daha açalım. Yok modem yazmış. Modem değilmiş. A dediğine göre doğrudur. Bunda istediğim gibi bir şey yok. Bunu kapatıyorum. Bunda bir işimiz yok. Kapatabiliriz. 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 Bunu da kapatabiliriz. Ben arkadaşlar kalabalık çalışmayı seven biri değilim. Onun için siz de öyle olmayı tercih edin. Gerçekten çok kalabalık olduğu an ortalık karışıyor. Örneğin arkadaşlar şu an ben buradaki isimleri değil de bakalım. Logoyu böyle yazmış. O zaman bizimki infoya denk geliyor. Evet arkadaşlar şunu, şunu ve şunu alalım. Böylece buraya koyalım. Onun haricinde infodaki bilgileri de mi alalım? O zaman şöyle yapalım. Biz onu eklediklerimizi silelim. Ve bu info kısmını o John Smith koyalım. Burada hallederiz.
Evet, hallettik. Arkadaşlar bunların tabii şeyleri değişecek. Bu renk olsa nasıl olur? Olmaz. Şimdi arkadaşlar hani böyle yapıyoruz, uğraşıyoruz ama gerçekten bu iş emek isteyen ve yani bir sürü şeyden ortaya çıkartabileceğimiz, nasıl söyleyeyim? Şunu kapatalım. Ortaya birçok şey çıkartabilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir de logomuzu alalım. Şimdi arkadaşlar ben bu logoya gölge yapmak istiyorum. Hani biraz çünkü farklılığımız olsun. Az daha. Tabii bunun yayılmasını bu yayılmaktan çok. O biraz kir gibi durdu. Onun için şurayı bir 10 değerini yapalım. 10 değeri güzel oldu. Fakat gölgenin bakalım farklı olarak bir şey yapabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar o zaman biz o şeyi iptal edelim. Gölgemizi. Yani şu an biraz tuhaf oldu ama şöyle bir şey yapabilirim. Bu logodan bir tane de alta kopyaladım. Şu an burada. Üstüne getirdim. Ctrl T yardımıyla şu şekilde yaptım. Ve bu opaklığını düşürdüm. Ve şu an gerçekten istediğim kaliteyi elde ettim arkadaşlar. Yani şu an gerçekten tam da budur diyebileceğim bir kartvizitimiz oldu. Ama şu an bu kartvizitte ismimiz, soy ismimiz yazmıyor. Peki, ben bu adımızı, soyadımızı nereye yazalım? Ben bunun için bir font kullanmıştım. Ve bu adımız soyadımız beyaz renk olmalı ve bu kenara dayatılmalı. Şimdi bu font, benim koyduğum fontu bulabilecek miyim ona bakalım. Evet. Ctrl T diyelim. Evet, aradaki mesafeyi açtık. On nokta yedi arkadaşlar. Şurayı da 10,7 yapalım. Yani arkadaşlar şu an ben böyle bir kart üstümün basılmasını isterdim. Size tekrardan hatırlatıyorum. Bütün yazılar bu mavi çizginin içinde olmalı. Kırmızı çizgi kesme noktasıdır. Ya da belli bir kısımdır yani. O kısımdan dışarıya çıkılmaz. Şekil de olsa yazı da olsa. Yazının iç kısmındadır. Şu an mesela gözüme çarpan bir şey var. Ben onun rengini değiştireceğim arkadaşlar ve fazla bir şuranın rengini. Ama bunun rengini şuranın rengi yapmak istiyorum. Dokundum. Tamam. Sonra
Şunu seçtim ve değiştirdim. Biraz daha renklilik katmak istiyorum. Bir geri diyelim. Siyah olması biraz daha göze çarpıyor. Peki şimdi öbürüne dediğimiz gölgeyi burada yapsak nasıl olur? İstediğimize ulaşabilir miyiz? Nakaşa benim hani bundaki amacım tam üstünde olsa arkadaşlar bunun açısını da ayarlayabiliyoruz. Yani bunun açısı daha çok hani gölge olduğunu belli etmesi için neler yapabiliriz onu düşünüyorum şu an. Adımız soyadımızın rengi de değişmiş. Ben onu şimdi fark ettim. Ve şu an bunu böyle bıraktım arkadaşlar. Böyle hoşuma gitti. Şunun rengini beyaza yapalım. Ve şu an kendisi tamamdır. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz birçok kartvizite bir araya birleştirerek kendi üstüne bir şeyler ekleyerek şeyler koyduk ve en başta neler yaptık? Arka fontumuzu seçtik. Sonrasında nasıl bir düzende, nasıl bir konsepte yapacağımızı düşündük ve konuşma balonu olan bir kartvizit örneğinden o konuşma balonunu aldık. Onun ardından bu konuşma balonu kimden çıkıyor ve kime yani kime hitap ediyor? Orada isterseniz kendi resminizi de çerçeve içinde ya da yuvarlak bir şey içinde güzel bir resim olarak koyabilirsiniz. Böyle bir resmi tercih ettim ben. Ondan sonra logomuzu yerleştirdik. İletişim bilgilerini ve en sonunda adımızı, soyadımızı. Peki o ad soyad nasıl görünecek? Biz onu da bakalım. Ben büyük harflerle yapayım. İsmail Taşçı. Biraz da şöyle yapalım. Öyle arkadaşlar. Bir de şu an grafik tasarım dedik. Ve bunu ben siyah renkli arkadaşlar fark ettiyseniz şu an bir fikir 10-15 defa değişebilir. Yani göz hizası olsun, şeyler olsun. Mesela şu an gerçekten de güzel duruyor. Tabii fontları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Daha önce resmi seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.